Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Serici 1, Serici 2 güncel sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sınavlara girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Özellikle arkadaşlar YouTube kanalında sizlerden ricam, izlemiş olduğunuz videoları beğenip arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Serici 1, 2, 3, 4 ayrıcalıklarından faydalanmak için katıl butonu ekledik. Katıl butonu eklememizin sebebi arkadaşlardan gelen istekler üzerine hesap numaranızı verin hocam, para atalım, adresinizi verin, farklı hediyeler gönderelim şeklinde bize çok çok mesajlar gelmeye başladı son günlerde. Onun için katıl butonu ekledik. Bir nebze faydanız olması açısından katıl butonuna tıklayarak kanala katılıp üyeler için hazırlanan özel soruları çözerek sınavlara hazırlanan arkadaşlar %100 başarılı olduklarını tespit ettim. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Serece nedir? Serece Karayolu Taşıma Yönetmenliği kapsamında faaliyet gösteren tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir Serece. Serece 5 çeşit bildiğiniz gibi. Serece 1 uluslararası yolcu taşımacılığı. Serece 2 yurt içi yolcu taşımacılığı. Serece 3 uluslararası kargo ve eşya taşımacılığı. Serice 4 yurt içi kargo taşımacılığı. Serice 5 ise tehlikeli madde taşımacılığının alması gereken mesleki yeterlilik belgeleridir. Mutlaka sınavda soru geliyor arkadaşlar. Bakın bunların çeşitlerinden çözeceğimiz 40 adet sorunun içerisinde de mutlaka soru vardır. Arkadaşlar sorularımız Milli Eğitim müfredatına uygun hazırlanmakta. 40 adet soru çıkıyor. Her bir sorunun doğru cevap 2,5 puan. 28 net yapan arkadaşımız 70 puan alıyor ve sınavda başarılı sayılıyor. Sınavda yanlışlar doğruları götürmediği için boş bırakmayın kesinlikle. Sınav süresi 60 dakikadır. Yazılı sınavından sonra uygulama sınavı geliyor arkadaşlar. 3 adet soru çıkıyor. İkisini doğru cevaplayanlar sınavda başarılı sayılıyor. Uygulama soruları da YouTube kanallarımızda çok çok fazla, mutlaka izleyin. Kesinlikle 3'te 3 uygulama sınav sorularını tutturuyoruz. O konuda da garanti veriyorum sizlere. Bütün hepsini çözdüğünüz takdirde hiçbir sıkıntınız olmayacak. Hemen sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar. Uluslararası yolcu taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir? Serici 1, Serici 2, Serici 3, Serici 4. Bakın sınavlarda sık sık çıkan. Bize sorulan neyi soruyor? Uluslararası yolcu taşımak, değil mi? Serici 1, uluslararası yolcu taşıyanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesiydi. Cevabımız Adana seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Yolcuların rahat ve güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmek kimin sorumluluğundadır? Evet. Öncelikle burada bakın soruyu anladığınız zaman çok rahatlıkla çözeceksiniz. Yolcuların rahat ve güvenli yolculuk yapmasını kim sağlamalıdır arkadaşlar? Şoför değil, değil mi? Yolcu değil. Bu işi yapan firma, yani yetki belgesi sahibi. Evet. Bakın burada Adana seçeneğinde doğru cevap verilmiş. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Sık sık sınavlarda gelen sorular. Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir? Taşıma seferi, düzenli sefer, arizi sefer, mekik sefer. Aynı kalkış yerinden aynı varış yerine gitmek, taşınmak nedir? Aynı noktada gezip dolanmak neydi arkadaşlar? Mekik seferdir. Denizli seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuz, ışıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bize bildirir. Bakın. Trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir.
Arkadaşlar şurada ışıklardan bahsedeyim sizlere. Kırmızı, sarı ve yeşil ışığımız. Kırmızı, sarı, yeşil. Evet. Kırmızıdan sonra sarı ışık yanarsa, yani ikisi birlikte yanarsa yol trafiğe açılır. Açılmak üzere olduğunu bize bildirir. Cevaplara bakalım. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık yol ver işaretiyle aynı anlamdadır. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, bakın şu kırmızı ışık, dur levhasıyla aynı anlamdadır. Şuraya dur diyelim. Dur ve yol ver tabelesiyle aynıdır. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. Evet, yeşilden sonra, bakın burada yeşilden sonra yanan sarı ışık. Yani ikisi birlikte kısa süreli yandığında yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bize bildirir. Sorulan soru trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildiren lamba hangisidir, ışık hangisidir diyor. Bakın yeşilden sonra yanan sarı ışık cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bize bildirir. Evet, çok çok önemli bir soru. Mutlaka sınavda gelir. Evet, hemen 5. sorumuza geçelim. Seyahat acenteleri yönetmeliğine göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurt dışı turlar düzenleme yetkisi vardır? A grubu, B grubu, C grubu, D grubu acenteler. Yurt dışı turlar düzenleme yetkisine sahip olan acenteler arkadaşlar A grubu acentelerdir. Adana seçeneği doğru cevap. 6. sorumuza geçelim. Seyir halinde aracın arkası sağa sola yalpalarsa muhtemel sebebi ne olabilir? A. Arka lastik havaları düşüktür. B. Arka lastik havaları yüksektir. C. Arka lastiklerden birisi patlaktır. D. Arka amortisör patlamıştır. Seyir ediyorsunuz yolda aracınızla ve aracınız sağa sola yalpalamaya başladı. Demek ki arka lastiklerden birisi muhtemel patlamıştır, değil mi? Ceyhan seçeneği doğru cevap. 7. soru. Hangisi fren mesafesinin artmasına neden olmaz? A. Yüksek hız. B. Yolun aşağı eğimli olması. C. Lastiklerin doğru şişirilmiş olması. D. Fazla yük. Evet. Fren mesafesinin artmasına neden olmaz. Yüksek hız olur. Yolun aşağı eğimli olması olur. Fazla yük olur. Ama lastiklerin doğru şişirilmiş olması nedir? Olmaz. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 8. sorumuza geçelim. Sık sık gelen sorular ve güncel sorular arkadaşlar. İstatistiklere göre trafik kazaları en çok aşağıdaki saatlerin hangisinde gerçekleşmektedir? Öğlen 12-13, gece 5 ile 6, öğlen 13-15, gece 3 ile 5, öğlen 12-13, gece 6-7, öğlen 13 ile 17, gece 5 ile 6. İstatistiklere göre trafik kazaları genelde öğlen saat 1 ile 3 arasında daha yoğun yaşanmaktadır. Geceleri de 3 ile 5 arasında yaşanmaktadır arkadaşlar. Cevap burada Bursa seçeneğidir. 8. soru. Virajlara yaklaşırken nasıl hareket edilir? A. Aynı virajla aynı hızla hareket viraja girilir. B. Viraja girerken gaz verilir. Bakın viraj içinde vites yükseltilir. D. Viraja girerken hız azaltılır. Virajlara girerken kesinlikle hız azaltılması gerekiyor, değil mi? Evet, burada Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 10. sorumuza geçelim. Çok çok önemli yine sorulardan arkadaşlar. Takografla ilgili soru mutlaka geliyor. Takografın görevi nedir arkadaşlar? Aracın kat ettiği mesafeyi bize bildirir. Aracın hızını, sürüş zamanını, çalışma ve hazır bulunma sürelerini, çalışma aralarını, günlük dinlenme sürelerini
bize takograf bildiriyor, değil mi? Karayolu Trafik Yönetmenliği'nin 98. maddesi gereğince firmaların araçlarında takograf cihazlarını bir ay, araçlarda bir ay, iş yerlerinde 5 yıl süreyle saklamaları gerekir. Uluslararası karayolları taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazları hakkında yönetmeliğin 9. maddesine göre de AETR sözleşmesi gereğinde dijital takograf cihazlarının verilerini bir yıl saklanması gerekmektedir. Burada bize sorulan soruya bakalım. Trafik yönetmeliğine göre araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle iş yerlerinde muhafaza etmeleri gerekir? Neyi sormuş arkadaşlar? Kayıt tarihinden itibaren iş yerlerinde takograf cihazları ne kadar süreyle? 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl şeklinde verilmiş. Tabii ki iş yerlerinde 5 yıl, araçlarında 1 ay süreyle saklamaları gerekiyor. Deniz seçeneği doğru cevap. 11. sorumuz. Karayolu Taşıma Yönetmenliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan, çalıştırılan şoförlerden büyük otobüs kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır? Bakın, büyük otobüs kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır? 18, 24, 26, 28. 26 yaşından gün almış olmaları gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 12. soru, tek şoför 24 saatlik bir periyotta kaç saat saat çalışabilir? 8, 9, 10, 11 saat. 24 saatlik süre içerisinde tek şoför toplamda 9 saat araç kullanabiliyor. 4,5 saat araç kullandıktan sonra 45 dakika mola vermesi gerekiyor. Bu molaları 15'er dakikalık aralıklarla da kullanabilir. Bakın. Evet. Ve toplamda 9 saat araç kullanması gerekiyor. 13. sorumuz. Karayolları Trafik Yönetmenliği'ne göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir? 2 defa 9 saat, 3 defa 9 saat, 2 defa 10 saat, 3 defa 10 saat. Bu soru sık sık sınavda geliyor. Bu soruya dikkat edelim arkadaşlar. 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir? 3 defa 9 saate indirilebilir. Bursa seçeneği doğru cevap. 14. sorumuz. Karayolları Trafik Yönetmenliği'ne göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç saat, kaç gün süreyle araç kullanabilirler? 3, 8, 12 ve 20 şeklinde verilmiş. Tabii ki en fazla 12 gün süreyle araç kullanabiliyorlar. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin görevlerinden biri değildir? Trafiği düzenlemek, kaza tespit tutanağı düzenlemek, sürücüleri denetlemek, trafik levhalarının yerlerini belirlemek. Trafik görevlisinin arkadaşlar görevini sormuş. Bakın, levhaların yerleri belirlemek trafik görevlisinin görevi değildir, değil mi? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Yerleşim yerleri dışında, yerleşim yerleri içerisinde ise ilgili nedir? Belediyelerin görevidir. 16. sorumuza bakalım. 4925 sayılı Karayolları Taşıma Yönetmenliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü ifade eder? Vatman, şoför, işleten, araç sahibi. Bize burada neyi sormuş arkadaşlar? Bakın, karayollarında ticari olarak tescil edilmiş aracı kullananı
adını sormuş. Tabii ki nedir? Şofördür, değil mi? Bursa seçeneği doğru cevap. Tramvayı kullanan Vatman'dır, değil mi arkadaşlar? Evet, Vatman tramvayı kullanır. Evet, 17. soru. Aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleriyle gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir? Düzenli, arızi, mekik ve servis. Kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş olan ya da gidişi boş, dönüşü dolu olan seferler arizi seferdir. Bursa seçeneği doğru cevap. 18. Yolcu taşımalarında duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır? Trafik sigortası, hayat sigortası, karayolu yolcu ve taşımacılığı zorunlu koltuk verdiği kaza sigortası, kasko. Tabii ki burada arkadaşlar karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk verdiği kaza sigortasını yaptırmak zorundayız. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 19. soru, yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda bulunması zorunlu olan boyun korsesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Her 5 koltuk için bir boyun korsesi, her 10 koltuk için bir boyun korsesi, her 14 koltuk için bir boyun korsesi, her 20 koltuk için bir boyun korsesi. Tabii ki burada karayolu yolcu taşımacılığında her 14 koltuk için bir boyun korsesi bulundurmak zorunludur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 2918 sayılı trafik kanununa göre korse sayısı 10 koltuğa bir korse. 4925 sayılı taşıma kanununa göre 14 koltuğa bir korse gerekmektedir. Bulundurulması gerekir. Evet, Ceyhan seçeneği burada doğru cevap. 20. soru çok çok önemli bir soru. Sınavlarda mutlaka ya uygulamada ya da yazılıda mutlaka gelen sorulardan birisi. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreli geçici olarak geri alınır? 3 ay, 6 ay, 5 yıl, 2 yıl. Alkol alarak araç kullananlar ilk tespitinde arkadaşlar 6 ay süreyle geri alınıyor. Araç kullanmaktan men, ikinci tespitte 2 yıl süreyle geri alınıyor. Men, üçüncü tespitte de 5 yıl süreyle geri alınıyor ve trafikten men ediliyor. Bize ikinci defa sorulmuş. 2 yıl süreyle geri alınır. Denizli seçeneği doğru cevap. 21. soru. Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç metreden açıkça görülecek şekilde yerleştirilmesi gerekir? 50 metre, 100 metre, 150 metre, 200 metre. Tabi burada cevabımız 150 metredir. Ceyhan seçeneği doğrudur. Dönemeç tepe üstü gibi yerlerde kırmızı ışık, kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasına en az 30 metre olacak şekilde diğer sürücülerin göreceği açıdan da 150 metreden en az açıkça görülecek şekilde yerleştirilmesi söz konusudur. Burada bakın 150 metre doğru cevap. Dönemeçli yolda kaza yaptığımız zaman arkadaşlar birinci noktaya 30, ikinci noktaya 150 metreden görülecek şekilde olması gerekiyor. 22. soru, yurt içi ve uluslararası taşımalarda yolcunun kaç kilogram ücretsiz bagaj hakkı vardır? 20, 30, 35 ve 40 şeklinde verilmiş. Tabii ki 30 kilograma kadar yolcunun ücretsiz bagaj hakkı söz konusudur. Bursa seçeneği doğru cevap. 23. soru,
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir? A. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. B. Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması. C. Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanabilmesi. D. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanması. Tabii ki arkadaşlar burada sürekli şerit değiştirerek slalom yaparak araç kullanması diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ve paniğe kapılmalarına sebep olur. Denizli seçeneği doğru cevap. 24. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sürücülük kapasitesini azaltan faktörlerdendir? Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hepsi. Evet, tabii ki. Hepsi sürücülük kapasitesini azaltır. Denizli seçeneği. 25. soru, yolcu oturduğu koltuğun hemen üzerinde bulunan istek lambaları ne işe yarar? A. Yolcunun isteği olduğu zaman yolcu yukarıdaki ışığı yakarak görevliyi çağırır. B. Otobüsün şık ve süslü görünmesini sağlar. C. Yolcuları aydınlatır. D. Yukarıdakilerin hepsi. Yolcunun isteği olduğu zaman yolcu yukarıdaki ışığı yakarak görevliyi çağırır. Adana seçeneği doğru cevap. 26. sorumuz sık sık sınavlarda gelen sorulardan birisi. 1618 sayılı seyahat acenteleri kanununa göre seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır? A ve B olmak üzere 2 grup. A, B, C olmak üzere 3 grup. A, B, C, D olmak üzere 4 grup. 1, 2, 3 olmak üzere 3 grup. Tabii ki seyahat acenteleri A, B, C olmak üzere 3 grupta gruplandırılmıştır. Bursa seçeneği doğru cevap. 27. Taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıtı için ayrı düzenlenen ve aslı taşıtta bulunması gereken belge hangisidir? Yetki belgesi, taşıt kartı, taşıt belgesi, mesleki yeterlilik belgesi. Burada taşıt kartıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. 28. Yetki belgesi sahipleri otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda kaç ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadır? 2, 3, 4, 6 ay. Arkadaşlar 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda tabii ki 6 ay süreyle açık bilet düzenlemek zorundadır. Denizli seçeneği doğru cevap. 29. sorumuz, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu. Evet, burada da trafik düzeninin sağlanması, alınacak önlemlerin belirlenmesi Karayolları Trafik Kanunu'yla belirleniyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 30. sorumuza gelelim. Artık yavaş yavaş soruların sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. 30. sorumuz, artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının azalmasına ne denir? Refleks kaybı, intikal kaybı, görüş kaybı, hız körlüğü. Hız arttıkça nesneler, karşıdaki nesneler görmemiz daha da arkadaşlar kayboluyor. Yani hız körlüğüne sebeptir. Görüş açısı azalıyor. Bu da hız körlüğüne sebeptir. Denizli seçeneğidir. Evet. Nesneler hız arttıkça karşıdaki nesneleri görmemiz nedir? Azalıyor arkadaşlar. Denizli seçeneği doğru cevap. 31. sorumuz. Yetki belge sahibi ile yolcu arasında akledilen yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren ve karayol taşıma yönetmenliğinde belirtilen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belge aşağıdakilerden hangisidir? Yetki belgesi, fatura, yolcu bileti, sevk irsaliyesi. Evet, yolcuya ne veriliyor arkadaşlar?
Yani siz herhangi bir yerde şehirler arası yolculuk yapıyorsunuz. Bir yerden bir yere hareket ederken mutlaka açlığa uğradınız. İstanbul'a gideceksiniz. Otobüs firmasıyla yolcu bileti alıyorsunuz, değil mi? Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 32. sorumuz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yolcu taşımasında kullanılan sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araca ne ad verilir? Sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan yani otomobil. Değil mi? M1 sınıfı, N2 sınıfı, N3 sınıfı, M2 sınıfı. Tabi burada M1 sınıfı otomobillerdir. 32. sorumuz Adana seçeneği doğru cevap. 33'e bakalım. Yetki belgelerinin süresi kaç yıldır? Sık sık sorulan sorulardan birisi yine 5, 6, 8, 10. Yetki belgelerinin süresi 5 yıldır. Adana seçeneği doğru cevap. 34. soru yurt içinde turizm taşımacılığı faaliyetinde bulunacaklar. Hangi tür yetki belgesini almak zorundadırlar? B1, B2, A1, D2. Turizm taşımacılığı yurt içinde taşımacılık yapılacaksa D2 yetki belgesi almaları gerekir. Denizli seçeneği doğru cevap. 35. sorumuz Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir? Geçiş hakkı, geçiş kolaylığı, geçiş üstünlüğü, geçiş önceliği. Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla kısıtlama yasaklara bağlı olmamalarına değil mi? Ne denir? Geçiş üstünlüğü. Evet arkadaşlar, Ceyhan seçeneğidir. 36. soru sık sık geliyor. Aracın iç sıcaklığı kaç derece olmalıdır? 32, 24, 28, 12. Aracın iç sıcaklığı 24 derece olmalıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. 37. soru 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder? Taşıma hattı, taşıma güzergahı, düzenli taşıma, arizi taşıma. Tabii ki burada taşıma güzergahı denir. Bursa seçeneği doğru cevap. 38. sorumuz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Yükseklik anlamında gabarit sınırlaması, genişlik anlamında gabarit sınırlaması, azami hız sınırlaması anlamında levha, U dönüşü sınırlaması anlamında levha. Bakın trafik tanzim işaretlerinden 90 vermiş. Yasak demektir, değil mi? Azami hız sınırlaması yani en yüksek 90'la gidebilirsiniz diye sınırlamışlar. Evet, burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. 39 Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur? A. İçişleri Bakanlığı, B. Milli Eğitim Bakanlığı, C. Dışişleri Bakanlığı, D. Ulaştırma Bakanlığı. Buradaki verilen bakanlıklardan arkadaşlar İçişleri, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlığı'nın trafikle ilgili görev ve yetkisi vardır. Bakın vardır. Ama Dışişleri Bakanlığı'nın görevi yoktur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar 40. sorumuz son soru. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır? A. En soldaki şeridi sürekli işgal etmek. B. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. C. Takip mesafesine uymamak. D. Ani fren yaparak kazaya neden olmak. Evet. Asli kusur sebebi sayılır soruyor. Bakın burada. Dikkat ederseniz sol şeridi sürekli işgal etmek asli kusur değildir. Cezası vardır.
Kapamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak asli kusurdur arkadaşlar. Burada Bursa seçeneği doğru cevap. Takip mesafesine uymamak da asli kusur değildir. Ama takip mesafesine uymayıp arkadan çarpmak, araca arkadan çarpmak asli kusurdur. Evet. Burada Bursa seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz seviniriz. Hepinize başarılar diliyorum. Üyeler için özellikle hazırlamış olduğum sorular kanala katılarak görebiliyorsunuz. Mutlaka katılın. Çok cüzi bir ücretle katılıyorsunuz. %100. Arkadaşlar bakın, hem uygulama hem de yazılı sınav. Kazanmak garantili sorular. Üyelere ait bölümde de var. Mutlaka çözün, pişman olmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki sorularda, deneme sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.